Selamlar arkadaşlar, bugün yepyeni bir Kadıköy'de, yepyeni bir modada. Sanki moda her gün yenileniyormuş gibi. Bugün Rıdvan arkadaşımızla birlikte. Merhaba, gel kanka arkadaşım. Direkt hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, seni sormadan. Evet, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şu an ayaklarımın ucunda duruyoruz senin boyuna gelebilmek için. Bugün kızların yanına gideceğiz. Daha insancıl bir şekilde, evet. Daha uslu bir şekilde. Hani böyle bu avaza tipler var ya. Bu avaza tipleri ortadan kaldırmak amaçlı, insanların ön yargısını kırmak amaçlı, evet. Gideceğiz. Bakalım tanışacaklar mı? Bizimle arkadaş olacaklar mı? Ama böyle selam tanışalım mı diye girmeyeceğiz tabii ki. Tabii, çok düzgün bir şekilde. Bakalım kızlarımız tanışacak mı? Hı-hı. Bence tanışacaklar. Bence ya. De tanışacaklar. Bence insan olan insan gibi davranıyorlar. Tabii, bence de öyle. Bu arada Rıdvan Çakmak kanalına. Evet, hemen şu taraftan. Şu taraftan ulaşabilirsiniz. 90 bin olacağız inşallah. İnşallah. Beraber 100 bin olmaya inşallah. O zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Şurada. Merhaba. Ben İstanbul'a yeni geldim de buralarda çok bir arkadaşım yok. 5 dakikaya da arkadaşım gelecek. Üniversiteyi burada kazandım. Bir kayıt olmaya geldim. Acaba 5 dakika yanınızda oturma şansım var mı? Kötü anlamda gelmedim de hani böyle arkadaş edinmek amaçlı geldim. Tabii oturabilirsin. Süper. Yalnız buralar düz bir taş değil. Şuraya otursam daha mantıklı olacak. Hiç arkadaşım yok burada. Hani ilk defa geldim, bizim Isparta'da oturuyorum ben. Isparta'da. Evet. Okul için geldim buraya, üniversiteye. Hangi üniversite? Beykent Üniversitesi. Yeni medya kazandım. Çok. Okuyor musunuz? Evet. Çok istiyorum. Ne okuyorsun? Medipol. Medipol. Güzel. Bir bölümümüz var mı? Var. Bölümsüz nasıl geldi üniversite? Şey, yeni medya. Duydun mu hiç? Hayır. Bu medya ile ilgili işte, hani bu YouTuber'lar falan var ya. İşte sosyal medya. Onlarla alakalı biraz da. Hani tam da istediğim bölümdü, onu kazandım öyle. Arkadaşım gelecek 5 dakikaya. Dedim bir oturayım, çünkü Isparta'dakiler dedi ki bana, annem gibi özellikle. Orada birisiyle konuşamazsın dedi, zor dediler. Hani her türden insanlar dediler. Ben dedim, iyi insanlar da vardır. Ya şöyle, insana göre değişiyor aslında, evet. Çünkü farklı şekilde yaklaşanlar da oluyor. Hı hı. İyi yaklaşanlar da oluyor. Çoğunlukla kötü oluyor. Yani ama... O zaman size iyi ki denk geldim. İyisiniz siz. Ben değil. İyi oldu, tamam, süper. Aynen oldu. Ya. Daha sonrasında hani arkadaş olduk ya. Tamam. Hani buluşmak için isterseniz tabii ki de. Bir nereden ulaşabilirim size? Instagram'dan. Instagram. Bana Instagram'dan. Tabii. Ona WhatsApp. Hayır, numara vermek istemeyebilir. Merhaba. Pardon, rahatsız ediyorum da şey, bir şey diyecektim de. Ya ben buraya şehir dışından geliyorum. Okumaya geldim de buraya. Burada da pek arkadaşım yok. Ben de birazcık çekiniyorum böyle insanlarla konuşmaya falan. Yani dedim arkadaş olsak normal, yanlış anlamayın bu arada. Böyle sevgili anlamında falan değil, biliyorum o tipleri de. Yani normal böyle arkadaş olmak için, muhabbet etmek için falan. Otursam olur mu? Olur. Sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Yok yok. Siz burada mı yaşıyorsunuz normalde? Kadıköy'de yaşamıyorum ama İstanbul'da yaşıyorum, evet. Ha, İstanbul'dasınız. Hmm. Siz nereden geldiniz? Ben şeyden, Kayseri'den geldim buraya, okumaya geldim. İşte burada arkadaşım yoktu, işte bir çıkayım dedim. Genelde kızlar birazcık tersliyormuş sanırım da. Evet, bazen çok kötü yaklaşıyorlar. Nasıl yaklaşıyorlar? Yani kötü bakıyorlar, kötü, hı-hı, yaklaşıyorlar. O yüzden insanlar farklı anlıyor yani. He, yani normal gelenlere peki nasıl davranıyorsunuz? Ya da normal gelen oluyor mu ki hiç? Yani korkutmadan yaklaşarak ses çıkartıp da sizin gibi hani merhaba, yanlış anlamayın, aslında niyetim sevgili olmak değil falan tarzında yaklaşan, hı-hı, insanlara kötü davranmıyoruz. Hmm, yok, genelde insanlarda bir şey var ya, böyle hani böyle Türk kızları falan çok egolu falan diyorlar ya. Yani. Ama şu anda öyle olmadığını gördüm gerçekten ya. Çok teşekkür ederim bu arada. Gerçekten insan gibi yaklaştınız. Kayseri'de neler yapıyorsunuz? Ben Kayseri'de işte okumaya geldim buraya. Normalde Kayseri'de yaşıyordum. Şimdi buraya geldim. Radyo ve televizyonculuk okuyacağım. Aa, ben de medya okumayı düşünüyorum yurt dışında. Harika ya. Yurt dışında mı? Evet. Hangi? Hollanda'da okumak istiyorum. Hollanda'da mı? Güzel ya, Hollanda'yı seviyorum. Ama girebilirsin. Ben de Almanya düşünüyordum aslında da. Şu anda işte korona falan çıktı ya. O yüzden sıkıntı birazcık. Şimdilik buradayız, bakalım ya. Peki daha sonra falan otursak falan sorun olur mu? Olmaz. Haberleşiriz. Olur mu? Olur. Tamam, ben sizin numaranızı alayım o zaman. Tamam, daha sonra ben sizi çaldırırım o zaman. Görüşürüz yine, değil mi? Evet, mesaj atarsanız zaten ben şey yaparım, cevap veririm. Merhaba. Merhaba. Ben bu İstanbul'a yeni geldim de burada üniversite okuyacağım. Yani ilk senem, şu an kayıt olmaya geldim bugün. Evet. Hani hiç arkadaşım yok. Bir 5-10 dakika sonra da arkadaşım gelecekmiş. Acaba beklerken sizinle oturabilir miyim? Hani sohbet etmek amaçlı. Süper. Hayır, genelde şey, yanlış anlıyorlarmış galiba. Burada Isparta'da oturuyorum ben. Hı hı.
İstanbul'a okumak için geldim üniversite kazandığım için. Evet. İşte oradakiler dedi ki annem gibi falan. Dediler bu İstanbul şey dedi, tekin yer değil dedi. Herkes birbirine farklı davranıyor dedi. Evet. Ben de bir şansımı denemek istedim açıkçası. İyi yapmışsın. Bir de çok şanslısın. Ben de Burdur'da okudum. Aa, evet. Oralı mısın? Evet. Hayır, Burdur'da. Sadece orada okudun. Okudum. Süper. Evet. Vay, güzelmiş. Nerelisiniz? Ben Diyarbakır. Diyarbakır. Sen? Evet. Ben İstanbul'dayım. İstanbul. İsimler ne? Hazal. Ben de Sude. Vay be. İstanbul'da böyle olaylar çok yaşandığı için insanlar birbirine daha mesafeli yaklaşıyor. O yüzden herhalde. Evet. Yani hani sana... çok fazla insan olduğu için büyük şehir. Bizim orası küçük yani Isparta sonuç olarak. Herkes birbirini tanıyor. Evet. Hemen hemen öyle. Evet, sen de Burdur'da okuduğun için biliyorsundur. Biz gidiyorduk mesela Isparta'da. Acaba Burdur'dan biriyle bizi tanır mı? Bir Isparta'da. Herkes tanıdık yani. Hmm. İstanbul'da biz çok fazla insan tanımıyoruz. O yüzden daha mesafeli yaklaşıyoruz. Mesela sen de biraz kötü niyetli gelseydin büyük ihtimalle seni de kabul etmezdin. Kovardınız. Git buradan. Tabii. Tamam mı? Hani konuşma üslubun da şey değil, kötü değil. O yüzden hani insanların kayıtlayabileceği bir konuşman yani. Bir... Başkasına da gitsem yani kabul mü eder diyorsun? Hayır yani şöyle bazı insanlar dış görünüşünden bile hani anlaşılır aslında ona ne diyeceğim falan. Ama hani sende öyle bir durum söz konusu değil bence. Değil mi? Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Ben okuyorum. Ben mezun oldum. Aa, şu an uzaktan eğitimli senin de. Aha, online eğitimde. Hangi üniversite? Boğaziçi'ndeyim. Wow, süper. Teşekkür ederim. Çok beğendiğim bir yer. Güzelmiş. Ben de şey, Beykent Üniversitesi var özel. Biliyor musun? Evet, evet. Hangi kampüstesin? Şeyde. Hadımköy'de mi? Burada yok. Mı? Şeydeki ya. Taksim'deki mi? Hı, o da değil. Oradaki sadece hukuk fakültesi var öyle orada. Mi? Ben iletişim fakültesindeyim şeyde. Ayazağa'da mı? Evet. Aklıma gelmedi bak ismini ben bilmiyorum de, ya buranın. Evet. Ayaz'da o da uzakta ya. Çok şeyde değil, çok merkezde değil o da. Hı-hı, evet. Sonrasında buluşup konuşmak için hani arkadaş ilk arkadaşlarımsınız. Yok, ikinci. Bir tane arkadaşım var şu an onu bekliyorum. Evet. Şu an kulaklığımın şeysi de var. Evet, buraya Instagram alsam sıkıntı olmaz herhalde. Olmaz. Süper. Evet, burada zaten bir şey gördüm ben. Ne gördün? Bu kim? İşte o ilk arkadaşım. Sen de ikinci arkadaşım oldun. Aa, süper. Evet. Bak, bir sürü arkadaşım var artık. Evet, artık yeni arkadaşım oluyor. Üniversitede de olur. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Pardon, rahatsız ediyorum da. Ya size şey diyecektim. Benim buralarda hiç arkadaşım yok da ben de çekiniyorum genelde böyle arkadaş edinmeye falan. Dedim hani yanınızda falan otursam bir arkadaş edinmeye çalışıyorum da olur mu? Olur, oturabilirsin. Yok, amacım şey böyle farklı değil, lütfen yanlış anlamayın da. Yok, yani sıkıntı değil. Gerçekten. Oturabilirsiniz, aynen. Nereden geliyorsun peki? Efendim? Nereden geliyorsun? Ben şeyde oturuyorum, Sultanbeyli'de yaşıyorum ya. Buraya da yeni taşındık, bir sene oluyor, Kayseri'de yaşıyordum. Anladım. İşte arkadaşım falan yok, ben de burada arkadaş edinmek için geldim buraya. Ya okumak için mi geldin? Evet, okumak için geldim ya. Ve siz nerelisiniz? Ben buralıyım. Ha, burada mısınız? Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok, burada yaşamıyorum. Buranın biraz dışında yaşıyorum yani. İstanbul'uyum ama. Ha, İstanbul'sunuz ama. Evet. İsterseniz açsınızdır belki. Yok, düşünmeniz yeter. Çok teşekkür ederim ya. Yemek istiyorsanız yiyebilirsiniz yani. Gerçekten mi? Yani ya bana genelde şey demişlerdi. Bu taraflarda pek yardım etmiyorlar. Arkadaş falan edineceğimiz zaman kızlar çok egolu demişlerdi de. Yok yani bazıları öyle değil yani. Siz cana yakın olursanız onlar size hiçbir şey yapmaz ki tabii. Son olaylardan sonra tabii ki de. Demek ki diğerleri birazcık avazanımsı yaklaşıyor da o yüzden demek ki. Yok yani. Ya aynen. Erkeklerin bazıları avaza gibi yaklaştığı için o yüzden. Siz çok böyle yanınıza gelen oluyor mu buralarda? Yok, fazla değil yani. Ama her geleni de kabul etmiyorsunuz herhalde. Yok, tabii ki de hayır. E ne diye geliyorlar ki yanınıza öyle? Ya böyle kaba bir dille geldikleri için zaten insan ürperiyor yani. Aynen. Anladım. Çok teşekkür ediyorum ya. Ben zaten buralardayım. Bir şey yine görüşsek sorun olmaz değil mi? Böyle benim arkadaşım yok da. Amacım yanlış değil. Lütfen yanlış anlamayın. Yok, hayır hayır, anladım ben sizi. Aynen. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şey oldu mu? İyi biri miyim? Bence de iyi biriyim. Çok iyi. Tamam, bir şey diyeceğim bu arada. Size ben bir kamera şakası yapıyordum. Sosyal deney, ön yargıyla alakalı. Yani çok güzel oldu bence. Çok iyi, sıcak kanlısınız. Kamera vallahi. Kamera Lütfen seni biz zıplatamadık ya.
bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basıyorsunuz. Ve artı olarak da yanındaki çan butonuna bastıktan sonra her şey bitiyor. Ve bu arada bu videoya tam 10.000 like gelirse arkadaşlar ikincisini çekeceğiz. 4 oldu da ikincisini çekeceğiz. Bence daha güzelini yapacağız. Bence şu videoya bir 10.000-20.000 gelsin. Hatta 30 dakika yapacağız videoyu. Aynen. Hatta tamam 30 dakika sözünü burada veriyorum. Aynen. Beraber veriyoruz. Aynen, sen tamam, de olacak. Okay. Senin kanalı da yaparız. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Kanka bir kere zıplayalım mı? Hadi bir kere zıplayalım. Merhaba. Evet. Eyvallah reis. Güzel zıplıyorum. Tabii. Zıpla bak. Yanaklarım ağrıyor kanka. Dur bak böyle zıplayacağım. Ha, helal olsun. Bir de. Süpermen gibi. Süpermen helal. Evet. Doğru. Kanka böyle alıştırıyorum. Enes Batur kafa atıyor. Aynen. Ben böyle uçarak giriyorum yani. Ben de kafa atarak mı girsem şöyle? Ha? Ben de kafa atarak gireyim mi herhalde? Bak şimdi...